Selim, Bayezid. Bayramınız mübarek olsun. Sizin de hünkârım. Sizin de mübarek olsun Sultan babamız. Hünkârım, müsaade edin hekimleri çağırayım. Ağrılarınız günlerdir aralıksız devam ediyor. Bir ilaç hazırlasınlar, acılarınızı dindirir. Hiç değilse bayramı sükunet içinde geçirin. İstemiyorum Ferhat. Demek ki bu dünyada daha çekilecek acılarımız varmış. Bunlar Allahü Teala'nın okları, kaçmak ne mümkün. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Olsa kumlar sağışınca ömrüne haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarh içre bu saat gibi. Azaldı diye hemen ayaklandınız hünkârım. Lakin hekimler endişeli. İstirahat etmeniz lazım. İstanbul'da bundan hala elma bulamazsın bey baba. Vereyim mi bey baba? Tatıyorum hakkı. Başlasın.
Merak etme bey baba. Biz de hile orada olmaz. Kadının huzuruna çıkmak istemem. Ecelime susamadım ben. İşlerin nasıl yerindedir inşallah? Orasını ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yeniçeri'de para kalmadı. 3 aylık kulüfeyle zar zor geçiniyorlar. Veresiye çalışır olduk. Ahalinin borcu arttı. Başımızda padişah yok ki sefere çıksın. Yetmezmiş gibi meyhaneleri de yasakladı. Bizim akşamdan akşama içtiğimiz bir kadeye karışacağına gitsin o Ayyaşoğlu'nu toplasın. Sultan Süleyman bizimle alay ediyor, alay. Nur yüzlü şehzademiz Mustafa'nın. Yiğitler yiğidi şehzademiz Beyazıt'ın canını aldı. Devlet-i Aliye'yi bir sarhoşun eline bıraktı. Vah vah vah. Sen ne cüretle Padişah Hazretleri'ni tenkit edersin efendi? Şeyh Nurettin Hazretleri bizzat cihat vazifesini yapmayan padişahın tenkit edilmesinin münasip olduğunu söylüyor. O lafları etmek kimsenin haddi değil. Hakikat bu. Herkesin konuştuğu laf bu. Sultan Süleyman ahı gitti, vahı kaldı. Sefere çıkmak şöyle dursun. Namazını bile kılamıyormuş. Eden bulur elbet. Rabbim süründürüyor işte böyle. Af buyurun. Hacetini bile yapamaz olmuş. Biliyorsun zındık. Leydin, megafil. Sen kimin gözlerine baktığını biliyor musun? Ben yediklimin Sultanı Süleyman Han'ı. Şimdi gözlerimin içine bakarak bir kere daha söyle. Söyle. Hünkârım. Ben kaç yılma seferde geçirdim, kaç zafer kazandım sen bilir misin? Bilir misin sen? Hünkârım, hünkârım. Acilen saraya dönmemiz lazım. Sultan Süleyman. Rabbim bu günleri de gösterecekmiş demek. İyi bak. İşte bu giden cihan padişahının sureti. Ne taç, ne taht, ne de saltanat. Geriye kalan sadece evlat katili bir baba. Gel. Hünkârım. Emrettiğiniz üzere rahmetli matrakçı Nasuh Efendi'nin yazdığı Süleymanname'yi getirdim. İlaveten şair Arif'inin yazdığı ve Nakkaşhane'nin nakşettiği Süleymanname de burada. Bizzat katılmayacağını beyan etmiştir.
Görüyorsun İbrahim, kurduğumuz hayallere yaklaştık adım adım. Savaşlardan, ölümlerden, baskınlardan sonra buradayız. Bu gece yarıştık. Gelecek daha büyük, daha muhteşem olacak hünkârım. Siz hayalini kurduğumuz İskender'den daha büyük bir imparator olacaksınız. Zamanımızın büyük İskender'i sizsiniz. Bu hayale bir sen bir de ben inandık. Kader bize neler gösterecek? Bilhassa geldi. Öyle değil mi? Boş yere nefesini tüketme kararım Kadiye'dir. Bey hükümdarı. Bilhassa Sultan Süleyman'ın kararından vazgeçirmeye gücüm yetmez elbet. Ancak size yalvarırım. Ne olur kararınızı bir kez daha gözden geçirin. Gel otur şöyle. Mihrimah'ım. Benim güzel kızım. Ben bugüne kadar ne yaptıysam, ne karar aldıysam, Müslümanlığı, saadeti, hanedanı Ali Osman'ın ve devleti Ali'nin menfaati içinde. Bu sefer de öyle. Kafir rahat durmuyor. Tebaam da beni askerin başında istiyor. Paşalar önden gitse, siz daha sonra katılsanız, daha evvel de birçok seferi sonradan katıldınız. Olmaz Mihrim'a. Bu sefer farklı. Bu benim son seferim olacak. Fütuhatla başlayan saltanatım yine fütuhatla nihayete erecek. Allah size başımızdan eksik etmesin hünkârım. Babacığım, ne olur bir kez daha düşünün. Onca yol gideceksiniz. Aylar belki yıllar sürecek. Bu sefer sonu gözükmeyen bir uçurum. Rahmetli validem sizi bana emanet etti. Ahirette onu nasıl hesap veririm ben? Ayım, güneşim, nur yüzlü kızım benim. Validenin bu sefere karşı çıkacağını nereden çıkardı? Eğer validen yaşıyor olsaydı benim ne düşündüğümü, ne hissettiğimi bilir. Bilakis benim bu sefere gitmem için destek olurdu bana. Bütün dünya ayaklarının altında. Bütün devletlerin kaderi iki dudağının arasında. İstikbal o mübarek ellerinde. Böyle bir iktidar kime nasip olmuş? Daha şimdiden ölümsüzlüğünü ina ettin. Bu dünyada hiç kimse kalıcı değil hocam. Hepimizin akıbeti belli. Evet bir gün ölüm gelip benim de kafamı çalacak. Ben de herkes gibi küçük gideceğim. Hiç kimse ölümsüz değildir. Bir gün göçüp gitsen de gölgen her daim bu toprakların üzerinde olacak Süleyman. Yüzyıllar, bin yıllar geçecek ve insanlar hep senin şanından, kudretinden ve zaferlerinden bahsedecek. Bu ölümsüzlük değil de nedir?
olursa olsun gideceksin, söylediğimi. Senin beni şenliklerle uğurlamana icap eder, gözyaşlarıyla değil. Yeryüzünde gördüğün bu cennet senin hayalindir. Bu aşıkların baharıdır. Ey can, bu aşk yağmur gibidir. Biz de yapraklar ve çiçekler gibiyiz. Üzerimize yağınca yeşerir, can buluruz. Dünyada hiç kimseyi görmedim ki baştan başa kanatlı olmasın. Herkes arzularının havasında uçmakta. Herkes coşkun, herkes ateşli, herkes pusuda. Herkes sevmek için bir bahane arıyor. Saltanatım süresince gördüğü, işittiği muharebelerimi, muhasaralarımı, merasimlerimi ve dahi mühim hadiseleri kaleme aldı. İnşallah bu eseriyle beraber ismi de istikballe anılacaktır. Bu da şair Arifi'nin yazdığı senin nakşettiğin kitap. Lakin bu kitabın son sayfaları henüz boş. Sen o sayfaları benim çıkacağım sefer ve kazanacağım zaferi ustalarınla birlikte nakşederek dolduracaksın. Dolduracaksın ki bundan yıllar ve dahi yüzyıllar sonra bile bu kitabı eline alanlar bu yüce devletin kudretini görsün, bilsin ve idrak etsinler. Bana ve ustalarıma eşsiz bir hediye verdiniz hünkârım. Allah yolunuzu açık, kılıcınızı keskin eylesin. Thank you.
Sultan Selim Han'dan olmam. Hafsa Valide Sultan'dan doğmam. Devleti Aliye'nin 10. hünkârı. Safevilere, Mısır Memlüklerine, Suriye, Filistin, Hicaz mülküne, İpek ve Baharat yoluna, denizlere, çöllere hükmeden, Osmanlı mülkünü ebedi kılan mirasın yegane sahibi. Doge Hazretleri, Sultan Süleyman'ın ordunun başında sefere katılacağı ilan edildiğinde hiç kimse buna ihtimal vermemişti. Yaşlı ve yorgun padişahın bir daha ayağa kalkamayacağı konuşuluyordu. Ancak Büyük Türk herkesi şaşırttı. Onun cenazesini beklerken, o gençliğinin bağrındaki bir hükümdar gibi adına yaraşır bir merasimle ordusuyla birlikte sarayından ayrıldı. Konstantiniyye adeta eski, azametli günlerinden birine şahit oldu. Ahali sokaklara döküldü.
beyaz sakalı ve beyaz kaftanıyla nurdan bir minareye benzediğini konuşuyor herkes. İnsanlar Büyük Türk'ü tarifsiz bir coşku ve hürmetle sefere uğurladılar. ...46 yıllık hükümdarlığı boyunca doğuda ve batıda gözünü diktiği her toprağa sahip olan düşmanlarının korkulu rüyası Sultan Süleyman bir kez daha hükümdarların hükümdarı olduğunu belli etti böylece. Hazırlıklı olmak, ittifaklara yakın durmak lazım. Şehirlerin kapılarını kapatın. Askerlerinizi hazırlayın. Dua edin. Muhteşem Süleyman ölüme meydan okuyarak Avrupa'nın kalbine yürüyor. Hünkârım, Erdel Prensi Sigismund Zapolyo huzura kabul bekler. Gelsin. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Sigismund Zapolyo'yu bundan böyle Erdel Prensi olarak tayin ediyorum. Her daim himayem altında olacaktır. Her gün size ve talihime dua ediyorum Yüce Padişah. Eğer siz olmasaydınız ben şu an burada olamazdım. Aldığım her nefes size borcumdur, İmparatorlar İmparatoru. Büyük İskender gibi ismi hiç unutulmayacak bir imparatorun. Ayağının toprağına yüzümü sürebildiğim için şeref duyuyorum. Sevgili oğlum Sigismund. Seni en son gördüğümde validenin kucağında süt kokan bir bebektin. Şimdi yiğit bir prens olarak çıkıyorsun karşıma. Gölgem her daim üzerinde olacak.
Bizim buraya giriş sebebimiz Maximilian'a haddini bildirmek. İlaveten İslam fütuhatını hudutlarının ötesine taşımaktır. İlk hedefimiz Zigetvar Kalesi. Muvaffak olacağız Allah'ın izniyle. Benim senden isteğim, Avusturya'nın Erdel'den zapt ettiği kaleleri muhasar altına alarak mülkümü geri kazandırmandır. Emredersiniz padişahım. Allah bahtını açık, kılıcını keskin eylesin. Budin Beylerbeyiniz Aslan Paşa hakkında nahoş haberler almaktayım. Bir Hristiyan ırgatı kardeşlik ilan edip sünnet ettirmiş. Düğün dernek eyleyip bir çare zavallıyı herkesin içinde o halde raks ettirmiş. Aslan Paşa'nın marifetleri bununla da sınırlı değil hünkârım. İdaresi altındaki reayadan ilave vergiler toplamaktaymış. Yetmezmiş gibi müsaadeniz olmadan Avusturyalıların elindeki Palota Kalesi'ni muhasara altına almış. Derhal bulun getirin bu gafili. Mazlumu zulmetmek, benim adaletime kara çalmak neymiş göstereceğim. Çekilebilirsin. Budin Beylerbeyi Aslan Paşa. Yedi iklimin sultanı yüce hünkârım. Neden beni yakapaca huzurunuza istediniz? Ne hatamı gördünüz? Hata mı? Senin kabahatin hayyuka çıkmış. Reayaya zulmeder, başına buyruk işler yaparmışsın. Hristiyan kullarımdan birini zorla sünnet ettirip köçek gibi oynatmışsın, doğru mu? İftira hünkârım. Vallahi iftira. Düşmana aman vermediğim için mahsus oyun oynuyorlar bana. Kanunlarımızda olmayan ilave vergiler aldığın, benim müsaadem olmadan kafir kalelerine musallat olduğunda mı iftira? Hünkârım ben... Ey gafil! Haydut! Daha ne konuşursun? Senin yaptıklarının izahı, mazereti yoktur. Ben sana bu mülkü benim adaletimi temsil et diye emanet ettim. Reayaya zulmet diye değil. Bazı sert tedbirler aldım. Lakin bunlar yalnızca Hristiyanlar içindir. Sen kimsin ki benim kullarımı birbirinden ayırsın? Götür. Hünkârım, ben masumum. Lütfen acıyın. Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım, ben ettim, siz etmeyin. Bağışlayın, acıyın. Hünkârım, hekim başına haber ver, çabuk gelsin, çabuk. Hemen hazırlayın.
Emredersiniz hünkârım. Vaziyet nedir Sokullu? Hünkârım,
Ziket var, direniyor. Serdarlarım İkloş Zirin'i kaleyi teslim etmemek için büyük bir mukavemet gösteriyor. Bu şartlar altında... Berde Paşa, sen konuş. Vezir-i Azam Mehmet Paşa'nın hakkı var hünkârım. Hasan'a. Ne yazık ki önümüz kış hünkârım. Belki en münasibi Belgrad'a çekilmek. Önümüzdeki bahara kadar hazırlıklarımızı tamamlar, akabinde daha büyük bir taarruzda bulunabiliriz. Önümüzde başka bahar yok. Ben bugüne kadar onlarca defa cenk ettim. Allah'ın yardımı, bileğimin gücü, askerimin kanıyla, kalbim ve ruhumla onlarca zafer kazandım. Rüzgar benden yana esmediği vakit durmasını da bildim. Lakin bu defa farklı. Zigetvar'ın benim için kıymeti büyük. Zigetvar kafirin elindeki herhangi bir kale değil. Zigetvar benim inancım. Benim umudum. Aslanlarım! Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran, Peygamber Efendimiz'in nefesini indiren yiğitlerim! Son bir defa besmele çekip kafirin üzerine yürün! Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle! Yüce Rabbimiz, dualar ve rüzgar arkamızdadır! Zafer ve cennet bize yazılmıştır. Ben inanıyorum. Gün doğmadan Zigetvar düşecek. Benim yüzümü kara çıkarmayın aslanlarım. Thank you.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن Selim Han'dan olma. Valide Hafsa Ayşe Sultan'dan doğma. Hanedan-ı Ali Osman'ın 10. padişahı. Cihana hükmeden, doğuyu ve batıyı dize getiren, topraktan gelen ve yine ona dönecek olan ben, Süleyman. Sesi beni çağır. Bir Ademoğlu ölünce kalbine ne olur?
kan ve can çekilince ne kalır geriye? Aklın yolları kifayetsiz bunu çözmeye. Sadece kalp bilir hakikati. Büyük bir şölen ve vuslat bu. Pegas kula nasip olacak muhteşem bir hayatın duası. Başımın üstünde sema. Dallarımın arasında bir ferah rüzgar. Köklerim en derinlerde. Ben Süleyman. Ne tahtı, ne tacı. Sadece aşkı ve dostluğu alıyorum yanıma. Uyanmaya gidiyorum şimdi. Bilsin bunu Ademoğlu. Bilsin ve hatırlasın. Bitti saltanat. Bitti güllerin hüznü. Bitti bu rüya. Ne hükümdarlık kaldı, ne taç. Ellerim boş geldiğim bu dünya evinden. Ellerim boş çıkıyorum. Kalan sadece bir avuç toprak. Herkes bilsin ki bu dünyadan bir Süleyman geçti. Cenab-ı Hakk'ın aciz kulu Süleyman.